içinde operasyon yapılmıştı. Tabii İran'dan gelen uçaklar inişleri yasaklandı ama İran'da bulunan Türk vatandaşları var. Tabii onların Türkiye'ye getirilmesi işlemi bu. Daha önce yapıldığı gibi tedbir mahiyetinde bir izolasyon yapılıyor. Hastalar karantinaya alınıyor. Hasta demeyelim yani gelen yolcular. Tabii işlerinde grip gibi veya solunum sistemi rahatsızlığı gibi semptom olanlar olabilir ama şu an itibariyle bunlar hasta olduğu bilinen kimseler değil. Yani tedbir mahiyetinde bir karantina olayı olduğunu Peki öğrendim. hocam, orada şu Yani söylenmişti. Yani o ilk gün hani panik yapacak bir şey yok yani. süper. Peki şu ilk gün şu söylenmişti. Yani 14 gün bir kuluçka süresi var, fakat bu işte virüs neyse mutasyona uğrama ihtimali var. 14 gün dedik ama bu belki daha da uzayabilir bu süreç deniyordu. Öyle mi arkadan şu anda hocam? Şimdi halen tüm dünyada önerilen izolasyon için önerilen süre bulaştırıcılık süresi 14 gün olarak kabul ediliyor. Tabii dediğiniz gibi yeni bir virüs olduğu için henüz daha bu bilgiler sınırlı. Bir de virüsün çok hızlı mutasyon geçirme özelliği var. Mutasyona uğrama olasılığı var. Onun için dinamik bir süreç takip ediyoruz ama bugün için güvenli olan süre 14 günlük süre. Hatta daha kısa bulaşma süreci ile ilgili süreler de bildirilmiş. Daha uzun süreler de bildirilmiş. Ama zaten bu kişiler girer girmez testleri yapılıyor. Yani pozitif saptanırsa zaten gerekli müdahaleler yapılıyor. Negatif olanlar da ara ara yine testleri yapılarak izleniyor. 14 gün süre içerisinde eğer testler negatifse ondan sonra yine tedbir alınarak karantina sonlandırılıyor. Yani güvenli bir süre, 14 gün süre bugün bütün dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği güvenli bir süre bence yeterli. Bunun ötesi daha fazla tabii gelenler için de bir eziyet olacaktır.